batıl olarak hakkın karşısında pek fazla durma şansı olmaz. Batılın insanları etkileme durumu da çok sınırlıdır. Ama hak maskesi giyen batıl, Kur'an'ın ifadesiyle hakka karışmış batıl, işte o en tehlikeli. Türk Cumhuriyeti'nin projesi! Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Biz Mevlana'yı, Yunus Emre'yi, Hacı Bektaş'ı Veli'yi hatırlatmaya geldik. Ve Müslümanları da bu yolla ciddi bir şekilde ifsade eder. Şeytanın sağdan yaklaşmasıdır bu. Hakkı hakkıyla bilmeyen, hakkın hak olan kitabını okuyup hak dini ondan öğrenmeyen insanlar, yarım yamalak bilgileriyle hakkı telaffuz eden kimselere hakkın taraftarı muamelesi yaparlar. Ve karşılarındaki esas hakkı batılmış gibi suçlamaya, hak adına batıl taraftarlığını... Ben insanımdır! Yazıklar olsun be! Allah'a inanmam! Benim Allah'ım şurada! Şurada, tam kalbimin içinde! Tam buradadır! Bu ne rezillik böyle? Bu ne terbiyesizlik be? Oldunuz Atatürkçü, oldunuz! Layık biz olduk gavur ya! Tamam dayı, kaybolun ya! Yeter bu rezilliğiniz ya! O rezilliği seyrediyorsunuz ya! Utanmıyor! Gece alkışlaysınız o! Ben Atatürkçü değilim değil mi? Sen Atatürkçü olamazsın! Bu suratına sıkıyorum! Ben Atatürkçü olamadım! Ulan ben senden yüz bin kere Atatürkçüyüm be! Ben senden... Bırakın bu kadına bir şey yapmadan... Ben senden yüz bin kere Atatürkçüyüm! Gel gidin! Bana nasıl diyor ki sen Atatürkçü olamazsın? Hepimiz kardeşiz! Benim başım kapalıydı! Ben sana bir şey diyeyim miyim? Yok! Ben böyle oluyorum. Gerizi. Ben Atatürkçü değilim. Ulan hepinizden daha çok Atatürkçüyüm ben. Sergileyip o uğurda mücadele etmeye kalkarlar.